İsa'dan sonra 5. yüzyılda inşa edilen Deyrul Zafaran Manastırı, muhteşem mimarisi yanı sıra Süryani Kilisesi'nin önemli merkezlerinden biridir. ...1932 yılına kadar 640 yıl boyunca Süryani Ortodoks Patriklerinin de ikametgah yeriydi. Manastır, Mardin'in 4 kilometre doğusunda, şirin bir dağ yamacında, Mardin Ovası'na hakim bir noktadadır. 3 kattan oluşan manastır, 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle bugünkü haline 18. yüzyılda kavuşmuştur. Manastır, milattan önce Güneş Tapınağı, daha sonra Romalılarca kale olarak kullanılan bir kompleks üzerine inşa edildi. Romalılar bölgeden çekilince Aziz Şleymun bazı azizlerin kemiklerini buraya getirterek kaleyi manastıra çevirdi. Manastırın etrafında yetişen zafaran yani safran bitkisinden dolayı manastır Deyrul Zafaran, Safran Manastırı adıyla anılmaya başlandı. Kubbeleri, kemerli sütunları, ahşap el işlemeleri, iç ve dış mekanlarındaki taş nakışları ile insanın ilgisini çeken Deyrul Zafaran Manastırı, uzun tarihi boyunca Süryani Kilisesi'nin dini eğitim merkezlerinden biri olmuştur. Deyrul Zafaran Manastırı'nın en büyük özelliği, Türkiye ve Suriye'de hizmet vermiş 52 metropolit ve patriğin mezarının manastırda özel yapılmış odalarda elbiseleriyle sandalyeye oturur şekilde gömülü bulunmasıdır. Mardin Metropoliti'nin ikametgahı olan Deyrul Zafaran Manastırı, dünyanın dört bir yanına dağılmış Süryaniler tarafından dua ve bereket almak için ziyaret edilir.